Gelinlik bakmaya ne zaman gideriz Gülben? Malum tadilat işi falan da çıkarsa anca yetişir değil mi? Bilmem ki siz ne zaman hazır derseniz. Siz ne zaman derseniz yani. Ablan da gelmek ister değil mi? Onun da fikri önemli çünkü. Tabii. Ablamın fikri de çok önemli tabii ki ama şimdi beli ağrıyor ya hani. Doktora sormamız lazım da öyle şey yapalım biz. Ben bir kızlara bakayım. Abla. Abla iyi misin? Abla. Ne? İyi misin diyorum. İyiyim ben. Ne iyi misin, iyi misin deyip duruyorsun. Üstüme gelme, iyiyim işte. Ben de ki Şenur anne bir şey sordu, ona cevap vermedin. O yüzden diyorum ya. Ha. Anam. Bunlar nefis kadın ya. 4 tane kadın toplaşıp da anca dedikodu yapıp milletimi çekiştiriyor ya. Günahtır ya. Şu evde bir süpürge tut da. Ben sana dedim ama çok pislerdi ya abla. Allah'ım ya Rabbim, pis mi? Ne pisi? Ne pisi? Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi. Buradan böcek değil, yılan çıkar, akrep çıkar, köstebek çıkar, kertenkele, zebra çıkar. Burada yeni yeni türler ürer. Virüs, virüsün ana vatanı ya. Burası Allah'ım, kurban oldum, ne olur ben hasta olmayayım şu evde. Abla ben geldiğimde olmadım işte, buradan çıktım eve geldim olmadım. Acaba o gördüklerimiz toz mu? Hadi be oradan, tozmuş. Şu kanepelerin altında yumak yumak toz var, çift kalem maç yapılır. Çok fena, ben dedim sana ya. Kes. Evet. Çaylarımız da geldi. Oo. Ben hiç almayayım. Hani boşu boşuna ziyan olmasın. Tamam kızım. Sen koy oraya. İsteyen istediği kadar alsın. Anneciğim hiç olur mu öyle şey? O kadar hazırladık, zahmet ettik, özendik. Vallahi bırakmayız. Adanalılık işte. Biz de gelen misafiri yedirmeden, içirmeden göndermek kesinlikle olmaz. Doktor beni özellikle uyardı Şenur Hanım. Reflüm çok artmış bu ara. Dedi yasak bunların hepsi. Hani ziyan etmeyeyim ben şimdi. Siz yakın zamanda bir check-up'tan falan geçtiniz herhalde. Size bayağı bir teşhis konmuş. Allah şifa versin. Yok aslında ablamın bağışıklığı çok iyidir. Çok sağlamdır yani çok nadiren hasta olur da ablam. Ben tabağınızı yine de şöyle bırakayım da. Belki sonra tadına bakarsınız. Şenur anneciğimin hatırı için malum kadın bayağı bir özendi. Tamam kızım olsun. Olmazsa biz yeriz sonra. Yersiniz tabii maşallah 5 dakikada tüketirsiniz siz. Baba burada olsaydı şimdi bunların hepsini siler süpürürdü. Kimseye bırakmazdı. Değil mi abla? Şeker alır mıydınız? Yok efendim ben almayacağım dedim. Ziyan olur. Yok ben de hiç almayayım sağ olun. Kalbura bastı da çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ay maşallah. Okşan şekeri, yağı, unu basmış. Anne. Mercimek köften yine harika olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Güzel gelinim. Vallahi annemin mercimek köftesinden yemezseniz pişman olursunuz benden söylemesi. Öyle deme. Israr etme kızım. Esat tembih etti kızların üstüne fazla varmayın dedi. Ama ağzının tadını bilen hiç kimse şunu kaçırmaz bence vallahi. Gülben sen niye yemiyorsun? Bir bak bakalım tadına. Sen anneciğimin köftesini bilmezsin. Bütün Adana bu köfteyi konuşuyor.
Tabii ki yok, eminim ben. Ondan çok eminim de ben zaten pek aç değilim. Çok tokum. Aa, bunları yemek için aç olmaya gerek yok ki. Bak tatlım, ablana ısrar edemiyorum ama ne olur. Sen benim hatırım için yersin köftemden, bir tadına bakarsın. Hem ben yiyen gelin severim. Ha? Allah gönlünüze göre vermiş Şenir Hanım, ne güzel. Çok şükür, çok şükür. E sen de Adanalı gelini olacaksın artık. Benim hatırım için bir tadına bakarsın köftenin, değil mi? Hadi bir lokmacık. Anneciğim, yani bunun tarifini bize de verdi ama artık yoğururken elinin lezzeti mi geçiyor nedir? Bizimki asla böyle lezzetli olmuyor. Aa, olur mu kızım? Siz de bana o kadar yardım ettiniz. Tek tek bu köfteleri ellerinizle sıktınız. Sizin elinizin de lezzeti geçmiştir, değil mi? Sinek vardı. Üstüne konmuş. Tamam. Olsun abla, sinek. Ay. Şey, çok pardon, çok pardon. Kusura bakmayın, vallahi kirlettik. Ay. Hep döktüm. Üf. Dur, tuz dökelim. Yağını alsın. Şuraya. Hı. Bakma abla, bakma, bakma. Bakma, bakma, bakma. Çorayacağım. Gülben, tuzlar hep yerlere saçıldı Gülben. Safiye Hanım, iyi misiniz? Gülben. Ben dayanamayacağım galiba Gülben. Da biraz daha dayan. Ne olur, bitiyor, bitiyor, az kaldı. Gülbenciğim, istersen sen ablana bir evi gezdir, ha? Ne dersin? Sizin odanızı filan görsün. Ha, hadi. Müsait içeriler, hadi. Hadi. Su isteseydiniz biz getirirdik size. Bozmayın yemeğinizi efendim. İyiyiz siz, ben yanımda getirdim, zahmet vermeyin. Ben zaten şimdi ablama bütün evi gezdiririm. Biliyorum ya zaten abla, ha? Ha, hadi gel. Bir yardım istiyor musun? Afiyet olsun, istemiyorum Gülben. Ben bir şöyle gezdireyim, geleyim. Ha, görsün evi. Hadi bakalım. Ha, gel abla. Ben yolu biliyorum, gel. Anne, bunlar tam tımarhanelik. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ayıp. Hiç öyle şey söylenir mi? Biraz değişikler işte, o kadar. Biraz mı anne? İyi anne, bir şey demeyelim de. Biz bu insanlarla nasıl yapacağız? Sen inanıyor musun hakikaten? Abla. Abla iyi misin? Kusacak mısın? Bir şey daha başka. Gülben sus, Gülben sus. Çok fena oldum. O nasıl yemek yemek? Oy, midem kalktı. Ay, benim de midem kalktı abla. Çok kötüydü gerçekten. Allah'ım ya Rabbim, ara hana ara. Ha? Çabuk gelsin Asım bize hemen. Ah, nasıl? Ay, telefon başında kaldı abla. Bravo sana. Tamam, tamam, sakin ol. Ben bir tuvalete gideyim, atacağım mesajı. Ne diyorsun be? Ne tuvaleti? Leş gibi ev diyorum sana. Pislik içinde hayatta giremezsin o tuvalete. Abla deme şöyle, ne olur ya. Nasıl yaşayacağım ben burada? Ne yapacağım ben burada böyle pislik içinde? Keşke Esat şu alt katı kabul etseydi ya. Orayı beraber temizlerdik. Duvarları da pembe. Ya tamam Gülben. Zaten bunlar Adana'da yaşamıyor mu? Yılda bir iki anca gelirler. Tamam, sakin ol. Ben sana yardım edeceğim. Pırıl pırıl yapacağız biz burayı, tamam mı? Geleceğim, senin düzenini kuracağız. Tertemiz yaparız. Sakın sıkma sen canını. Gerçekten mi? Evet. Ay, ben senin hakkında ne yapacağım? Sağ ol. Bir tuvalete gideyim abla. Vallahi bir şey yapmayacağım. Elimi yıkayacağım ya. Kapıyı açık bırak. Tek başına inebilecek misin? İnerim. Vallahi. Kapıyı kilitleme sakın. Şu açık, merak etme. Dikkatli ol. Geliyorum hemen. Tamam. Ay, buna değdim. Öyle deme. Vazgeçmiyor işte. Ne yapayım? Ne olur sen büyüklük etsen. Ya
O nasıl laflar öyle bunca yıllık karına? Ya ne demek şeytan görsün yüzünü demek? Bak sonradan pişman olacağın sözler ediyorsun. Bütün bunları ben hak ediyor muyum ha? Elini vicdanına koy da söyle Allah aşkına. Ben bunları hak ediyor muyum? Son sözüm bu Mabit. Alo. Mabide. Ne diyor anne? Ne diyecek? Bütün bu duruma Esat'ı ben itekliyormuşum. Eğer benden cesaret bulmasa... Bu evlenmeye o da cesaret edemezmiş. Beni teklemişim, ben şımartmışım hep onu. Eğer o deli bozukla evlenirse... ahdım olsun seni boşarım dedi ya. Ne diyorsun anne sen? Anne, acaba babam haklı olabilir mi? Yani görüyorsun sen de, olacak gibi mi bu iş? Hadi siz kabul ettiniz. Ama insan içine nasıl çağıracaksınız ki bunları? Esat şimdi seviyorum diyor ama evlenince değişir o işler anne, biliyoruz. Evet. Hem sonra boşamasındansa şimdi size kızması daha iyi değil mi? Size söylemesi kolay çocuklar. Ne yapayım yani? Ben de mi evladımdan vazgeçeyim? Yok. Yani anne onu demiyoruz tabii de babamı biliyorsun. Ne yapar eder engeller onların evlenmesini. Sonra ortada kalan sen olursun vallahi. Yazık değil mi bunca yıllık yuvanı? Neyse, neyse. Toparladı kızlar. Hiçbir şey belli etmeyin siz içeride. Esat duyarsa çok üzülür. Tamam, madem.